Evet, beklenen an geldi. Nasıl gidiyor Şirincim? Vallahi keyifli. Korona Anneler günleri. gününüz kutlu olsun bu Canlı arada. yayınlandı. Efendim? Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Anneler günüme ilk şahit olan sevgili doktorum. Çok derin. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Tüm İyi mi her anneler şey? iyi, her şey keyifli, yolunda. Alışıyor insan, her şeye alışıyor. Tabii canım, Siz kesinlikle. nasılsınız? Zaten artık yavaş yavaş hafifliyor. Yani tabii çok hafife almamak lazım ama işte yarın bakalım şeyler açılacak. AVM'ler falan filan AVM'ler. açılacak. Göreceğiz. Evet, şimdi Evet. sorular geliyor. Sorular gelmeden önce ben katılımcılardan şöyle bir ricada bulunmak istiyorum. Kaan Bey'in uzmanlığıyla ilgili hemen hemen her gün bir canlı yayın mutlaka var. Bugün onunla farklı şeyleri konuşacağız. Anneliği konuşacağız. Evet. Uzmanlığının yanı sıra deneyimleri ve anneliğin nasıl göründüğünü konuşacağız. O yüzden ben izninizle yorumları kapatmak istiyorum. Belki sona doğru birkaç yorum alabiliriz. Hazır mısınız bomba sorularıma? Ama anneliği tabii ki yani ben 30 senelik meslek deneyiminde bile anlatabilmem mümkün değil. Sadece dışarıdan bakarak biraz daha Aynen. belki diğer erkeklere göre ve diğer doktorlara göre sadece tahmin edebilirim. Yani o annelik duygusu kişiye özgü. Yani o mümkün Uzmanlık bilgisi istemiyoruz burada. Burada sadece biz nasıl görünüyoruz aslında. değil. Yani Evet, anneler evet. olarak nasıl görünüyoruz onu merak ediyorum. O 30 yıl boyunca kaç tane doğuma şahit oldunuz kim bilir? Ve hepimizin o ilk anı çok büyüleyici bir an ya. Yani hepimiz için çok özel ve çok derin. Ama benim sizde en çok önemsediğim şey ya benim anım çok özeldi. Hadi birinci doğumda ben onu hissettim. Siz de aynı şeyi hissettiğini hissettirdiniz bana. İkinci doğumda da aynı şey oldu. Ya bu her seferinde nasıl oluyor böyle? Hadi benim annelik içimden geliyor da siz o anda nasıl o duyguyu hissettiriyorsunuz bize? Yani şimdi şöyle bir kere doktor olduktan sonra kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak apayrı bir şey gerektiriyor. Ben bunu daha iyi anlıyorum her seferinde. Çünkü zamanınızın büyük bir kısmını işte anne adaylarına harcamak durumundasınız, hastalarınıza harcamak durumundasınız falan filan. Bir özveri gerektiren bir şey. Ve o özveri de hakikaten bu annelik ve gebelik gelişimi, bebek falan filan bu duyguları derinden hissetmeden olacak bir şey değil. Çünkü öbür türlü yük haline gelir. Yani gerçekten ciddi bir yük haline gelir. Ben her seferinde hala da aynı heyecanı hissediyorum. Onu O net çok olarak güzel. söyleyebilirim. Yani Şimdi bebeğin ilk ağlamasına kadar, ondan sonra anne adayına anne olmuş artık anneye teslim ederken aynı heyecanı eşimle birlikte girdiğimiz doğumlarda da aynı şekilde hissediyoruz. Bir böyle o ilk alındığı zaman çocuk doktoru tarafından muayene edildiği zaman evet. ağlamaya başlıyor. Ama ondan sonra annesinin kucağına geldiği zaman hemen susuyor. Neden? Çünkü o alışkın olduğu ortama tekrar geri gelmiş oluyor. Annesinin sıcaklığını tekrar hissetmeye başlıyor. Kalp atışlarını tekrar işte kucağınıza koyuyorsunuz, onu kalbinize yakın bir şekilde koyuyorsunuz. Refleks olarak da anneler bebeği tam olarak o bölgeye koyarlar. Yani Ya evet. bu tamamen içgüdüsel bir şey ve refleks. Yani çok Şimdi enteresan bir şey ve öyle kolay kolay anlaşılabilecek bir şey değil. Her kadının bu duyguyu tabii ki yaşamasını ben isterim yani. o En annelik büyük heyecan da zaten oymuş. Öyle diyorlar. İlk evet. anne olma heyecanı, ilk baba olma heyecanı bu dünyada yaşanabilecek en güzel duygulardan bir tanesi. Sonra geriye bir şey kalmıyor zaten çok fazla. Bir de torununuz olduğu zaman aynı heyecanı hissediyor musunuz? Onu söylüyorlar. Yani bu Daha anneler var mı gününde böyle? annelere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bizleri dünyaya getirdikleri için. Gerçekten erkeğin tabii ki farklı fonksiyonları var bu dünyada. Ama kadının fonksiyonları, kadının özverisi, çocuğunu koşulsuz bir şekilde sevmesi bunlar anlatılamayacak şeyler. Bunları siz daha iyi bilebilirsiniz. Biz sadece Şimdi biz ona aracı aslında oluyoruz. biz orada onları yaşarken o annenin ilk anına şahit olurken şimdi benim sizde gördüğüm ve özellikle bugün olun istediğim bir şey var. Şimdi genellikle şefkat duygusu kadınlarla eşleştirilir ve dişil enerjiyle eşleştirilir. Ama ya o şefkati öyle hissediyorum ki ben sizde. Geldiğim her muayenede,
Ya da sizi hiç tanımasaydım sizin o videolarınızda da. Ya bu yardım duygusundan apayrı ya da uzman bilgisinden apayrı. O şefkati hissettirirken bunun özveriden daha farklı. Sanki böyle içinizden gelen ve o sizin olma haliniz gibi geliyor bana birazcık. Hani yaptığınız bir şey değil de zaten Kaan Kocatepe kimdir diye sorsam doktor Evet, kimliğin dışında evet. şefkatli bir Ben işte adamdır gibi sanki. Bilmiyorum, birazcık onu da sormak teşekkür ederim. istiyorum. Ya işte bu tamamen ve tamamen isteyerek yapmakla alakalı bir şey. Her meslek sonuçta kutsaldır. Önemli olan o mesleği isteyerek yapmak ve aynı heyecanı emekli olana kadar da aynı heyecanı hissetme. Yoksa zaten meslek bir yük haline gelir insan için. O yüzden de ben kendim için doğru branşı bulduğumu her zaman hissetmişimdir zaten. Bazen yorulduğum da oluyor. Gerçekten çaresiz olduğum da oluyor. Özellikle böyle tam önemli günlere mesela denk geldiği zaman, doğumları olduğu zaman ki o zaman da işte gidiyoruz, ondan sonra geri geliyoruz falan filan. Uyku şeyi zaten uyku kavramı pek kadın doğumcularda olmaz. Nöbetlerde alışmaya başlıyorsunuz o 3 günde bir, 4 günde bir nöbet tutarken. O uyku şeyi pek olmuyor. Yani birden böyle zınk diye kalkıp sanki böyle 10 saatten beri ayaktaymışsınız gibi olabiliyorsunuz doğum çıktığı zaman, doğum geldiği zaman, geceleyin işte veya herhangi bir zamanda doğuma gittiğiniz zaman bu tamamen sevmekle alakalı bir şey. Yani başka Sevmek türlü yapılabilecek bir şey değil. yani işle aslında güçlü bağ kurulunca o işle kurduğun güçlü bağ o kadar insana yansıyor ki ve o insana yansıyan kısmında da bambaşka bir enerji yaratıyor. Ben bugün birazcık da bu anneler kısmında biraz en komik, en zorluğu annelere de böyle konuşmak istiyorum. Nasıl? Biz anneleri şöyle bir geriden izleyen birisiniz bana göre. Yani o kadar çok kadınla bir aradasınız ki. Hatta ben hamileliğin ilk zamanları böyle size sorular soruyordum. Eşim bana diyordu ki ay Kaan'ın yerinde olmayı hiç istemezdim. Ne kadar sabırlı adam, ne sorular soruyorsun Şirin. Böyle detay detay her şeyi soruyorsun. Ve o detay detay anlatıyor diyordu. Şimdi benim gibi ya da başka bir sürü kadın var. Şimdi böyle birazcık anneleri sınıflandırmak istemiyorum ama böyle bizi nasıl görüyorsun? Kolay anne, zor anne ya da annelerin o annelik heyecanı bizi bir görmeni Yani istiyorum ya gözlem anlamında. benim bu 30 senelik meslek hayatında deneyimlediğim bir şey var. Anne adayı herhangi bir şekilde eğer hakikaten hamileliğe hazır bir şekilde hamileliğe başlamışsa o zaman zaten doğal bir süreç haline geliyor onun için. Böyle yapmacık bir süreçten daha farklı olarak hayatının bir dönemine geçmiş oluyor. İşte kadın hayatının belli dönemleri vardır. İşte bebeklik vardır, çocukluk vardır, ergenlik vardır. Üreme çağı vardır. O üreme çağında hakikaten kendisini hazır hissediyorsa ruhsal olarak da zaten fiziksel olarak hazır hissetmese mümkün değil hamilelik. Yani hamileliği beyin kendisi seçiyor zaten. Ruhsal olarak da hazır hissettiği zaman zaten o aradaki anahtar kilit ilişkisi zaten doğal olarak kurulmuş oluyor. Ama bazılarında da şunu görüyorum mesela çok kararsız. Acaba işte kariyerim sekteye mi uğrayacak? Veya eşiyle ilgili bazı sorunları olabiliyor. Henüz daha halledilmemiş. Çok erken bir evliliğe zorlanmış olabiliyor falan filan. Onlar da zaten sorulan sorular da birden nitelik değiştirmeye başlıyor. Ama yine de ben mümkün olduğu kadar bütün sorularını yanıtlamaya çalışıyorum. Bir de şu var, hamilelik başladıktan sonra en hazır olmayan bir anne adayı dahi bir süre sonra hazır hale geliyor. O yüzden de sorulan soruların hiçbirisi ben de işte ne biçim sorular soruyor falan filan. Belki siz öyle hissediyor olabilirsiniz. Yani mesela işte şunu yiyeyim mi, şunu içeyim mi falan filan. Ama çoğu zaman bu soruların kendi içinde bir mantığı var. Anne adaylarının günümüzde işi çok daha zor diğer şeylere göre, diğer dönemlere göre. Çünkü çok fazla sayıda bilgi kirliliği var. Çok fazla sayıda korkutan yayınlar var, şu var, bu var. Hamilelik artık tamamen tıbbi bir olay haline getirildiği için tabii ki doğal olarak anne adayları da bir şey eksik bırakmayayım diye kendi aralarında haberleşiyorlar. İşte ben bu vitamini aldım, sen aldın, şu testi yaptım, bu testi yaptım falan filan. Halbuki kendi haline bıraksa bir kadın, içgüdüleri ona en doğru şeyi yaptıracaktır. Mesela emzirme konusunda emzirmeyi hiç öğretmesek bile bir kadına, bebek de biliyor emmeyi, anne adayı da gayet, anne de gayet güzel bir şekilde emzirmeyi biliyor. Onu
O bebekle birlikte veya bazen bebeklerle birlikte kendi haline bıraktığımız zaman bebek gayet güzel emeceği yeri buluyor. Ne kadar emeceğini de biliyor. Ama işte bebek odalarında mamalar veriliyor, şu oluyor, bu oluyor falan filan. Neyse ki son zamanlarda bu işte bebek dostu hastane kavramı gelişmeye başladığı için artık daha az müdahale yapılıyor bebeklere. O yüzden de günümüzde giderek daha fazla sayıda doktor olarak, işte hemşire olarak, bebek bakımı ile ilgilenen kişiler olarak biz bunu çok daha iyi anlamaya başladık. Nerelerden buralara geldik biz? Yani 60'lı yıllarda anne sütü yerine eğer bebeğiniz daha zeki olmasını istiyorsanız ona anne sütü değil mama verin, biberon maması verinlerden buraya geldik biz. Amerika'da böyle bir dönem oldu ve bu dönem uzun bir süre devam etti. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani insan nesli mükemmel bir şekilde üreyen insan nesli mamaya muhtaç olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu dönemlerden geldik. Yeni doğan sünnetlerinin anestezi yapılmadan nasıl olsa yeni doğan hissetmez döneminden buralara geldik biz. Nerelerden geldik? Anne karnındayken bebek dış dünyayı hiçbir şekilde hissetmezden şu anda ta ana rahmine düştüğü andan itibaren dünyayı algılayabilirin ispatlanmak üzere olduğu bir döneme geldik. Fetal psikoloji kongreleri yapılıyor. Düşünseniz ya. Fetal psikoloji. Muhteşem. Bundan 20 yıl önce böyle şeyler düşünülmezdi bile. Ama artık biliyoruz ki anne karnında bebek 24. 25. haftaya kadar doğacağı dünyanın nasıl bir dünya olacağını algılamaya başlıyor. Biyokimyasal olarak algılamaya başlıyor. Nasıl algılıyor? Anne adayı nasıl hissediyorsa kendini, mutlu mu hissediyor, stresli mi hissediyor, gergin mi hissediyor, aç mı, yeterince iyi besleniyor mu? Bunların hepsi biyokimyasal olarak bebek tarafından algılanıyor. 24'ten sonra beyin kıvrımları gelişmeye başladıktan sonra buna bir de bilinçli algılama ekleniyor. Ve böylece de bebek dış dünyaya aslında nasıl bir dünyaya geleceğini bilerek gelmiş oluyor. Bu çok mantıklı bir şey. Şimdi mesela diyelim ki Japonya'da dünyaya gelecek bir bebeği düşünün. Türkiye'de dünyaya gelecek bir bebeği düşünün. Koşullar tamamen farklı. Gıda maddeleri farklı, iklim farklı, sosyoekonomik seviye farklı, kültürel farklılıklar var. Bebeğin rahim içinde bunları öğrenerek dünyaya gelmesi lazım. Ve artık biz buralara geldik. Artık yani biz fetal psikoloji derneklerinin düzenlediği kongrelerden o ana rahminde artık annesinden bazı şeyleri öğrenerek dünyaya geldiğini bilir hale geldik. Bu da tabii ki çok ciddi anlamda bundan 10 ila 100 yıl sonrasının insanlığını etkileyecek bir şey. İnsanlar işte bu korona krizinde gördük. İnsanlar Amerikalısı da aynı, Afrikalısı da aynı bir yerde olan bir şey. Kelebek etkisi deriz ya işte. Bütün dünyayı etkileyebiliyor. Hepimiz aynıyız ya. Ne kadar ekonomik koşullar şey olursa olsun, iyi olursa olsun, kötü olursa olsun hepimiz aynı şekilde etkilen. İşte Amerika'yı görüyorsunuz. Hani Bruce Willis şeyi dünyayı kurtarıyordu meteordan. O Kendini filmler ne kurtar. oldu? Hani yani hani koronadan kurtaramadılar, kendileri battılar. Demek ki dünya herkesin eşit olduğu bir dünya. Herkes eşit. Biyokimyasal sinyallerle herkes, dünyadaki bütün varlıklar, taş toprak da dahil olmak üzere hepsi birbirinden sinyaller alıyor. Yani bu sinyal o kadar güçlü bir sinyal ki ben size hemen çok mu konuşuyorum ya? Yok yok, çok güzel Ha. söylüyorsunuz. Ya şu Ha. kısım beni Mesela çok şöyle etkiledi çünkü. Onun altını çizeceğim ama bir devam edin. Harika. Söyleyeyim ben size. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca kişi öldü. Ve bunların büyük kısmı da erkeklerdi tabii ki savaşan kısım olarak. Ne oldu? İki tane şey oldu. Bir kere dünya nüfusu o baby boom dediğimiz şeyle hızlı bir şekilde artmaya başladı. İnsanlar bunu işte özgürlükler oldu, insanlar cinsel yaşamına geri döndüler falan şeklinde açıkladı ama dünyanın o kolektif bilinci İnsan neslinin azalmaya başladığını algıladı bir. İkincisi erkek nüfusun azalmaya başladığını anladığı için o kolektif bilinç, dünyanın o evrenin Evet. daha doğrusu Evrenin. erkek çocuklar daha fazla dünyaya geldi. Savaşlardan sonra doğumlar artar ve hep erkek çocuklar daha fazla dünyaya gelir. Çünkü anneler bunu kendileri bilinçli olarak algılayamazlar tabii ki. Yumurta hücresi nereden bilsin X, Y, spermini ama o biyokimyasal sinyaller buna dini olarak da bir isim koyabilirsiniz. Felsefi bir isim de koyabilirsiniz.
spiritüel bir isim de koyabilirsiniz. Ama her yerde, evrenin her noktasında herkes aynı. Hep aynı şeye tabiiz biz. Bütün hepimiz aynı kanunlara tabiiz. Zenci olarak da dünyaya gelsek, Çinli olarak da dünyaya gelsek, şey olarak da Amerikalı olarak dünyaya gelsek, Türk olarak dünyaya gelsek, ne olarak gelirsek gelelim, hepimizin genetik kodu bu biyokimyasal sinyallerden etkileniyor. Ve bu koronavirüs şunu belki de göstermek istedi. Siz eşitsiniz. Bunu görmekten uzaklaştınız. Ben size Kesinlikle. yeniden gösteriyorum. Bu bir uyarı. Evrensel, evrensel Evrenin bize bir yasalar. uyarısı bu. Evet, evrensel yasalar. Aslında o kadar güzel bir şeye yanıt verdiniz ki. Ya anneler hep ya onda o var. Amerika'da doğum yapayım, Amerika'da bu olmuş. İngiltere'ye çocuğumu okutayım, bu olmuş. Şimdi anneler hep bir şeyleri dışarıda arar oldu son dönemlerde. Evet, Ama tabii. aslında öyle bir şeyden bahsediyorsunuz ki, ya her şey sizde var, içinizde var. Hatta sizde öyle bir şey var ki, çocuk 20, bebek daha 25. haftadayken o dış dünyayı bilerek dünyaya geliyor. Ben şimdi Evet. bunu düşündüğümde 25. haftaya geri dönsem, dönme şansım olsaydı çok daha özenli olurdum diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir sorumluluk aslında. Yani ben nasıl hissediyorum? Benim neye ihtiyacım var? Benim ihtiyaçlarım karşılanıyor mu? Ben kendi içimde tatmin miyim? Ve bunların hepsinin bilincinde miyim ki o çocuğa o geçecek? Bu çok büyük bir sorumluluk. Peki anneler bunun bilinçlenmesi noktasında siz bu noktada nasıl görüyorsunuz? Çünkü son zamanlarda herkes bir şeyler okuyor, internette bir şeyler karıştırıyor, görüyor. Ama bunu uygulama noktasında biz nasıl görünüyoruz? Şimdi benim bu oluşturduğum YouTube videolarının amacı aslında doktorlara ulaşabilen ama yeterince mecburen 5 dakikadan 10 dakikadan daha fazla süre elde edemeyen anne adaylarına bir teorik bazı bilgiler vermeye çalışıyorum. Burada ama sadece fiziksel olarak değil, işte rafa uzanmak tehlikeli değildir, ondan sonra sola yatılabildiği gibi sağa da yatılabilirden daha ziyade bazı videolarda mesela bebeğin ruhsal gelişimiyle ilgili de bilgiler vermeye çalışıyorum. Çok Ama güzel. bunları çok dikkatli veriyorum. Çünkü sonuçta biz bilim insanı olduğumuz için açıkçası ben size söyleyeyim, yani bunları önümüzdeki günlerde daha fazla vermeye çalışacağım. Henüz daha bilim aşamasına gelmemiş ama hemen hemen kanıtlanmak üzere olan birçok mistik olarak veya metafizik olarak adlandırılabilecek günümüz koşullarında bilgiler var ve bunların çalışmalarını yapanlar psikiyatri profesörleri, psikologlar, ondan sonra işte hipnozla uğraşan psikologlar. Bunlar bizim aklımıza bile gelemeyecek veya düşündüğümüz zaman güldürebilecek, bazılarını güldürebilecek olan şeyler, bilgiler veriyorlar. Ben bunları tabii ki dikkatli bir şekilde vermeye çalışıyorum ama böyle bir şey var. Yani ruhsal gelişim dediğimiz şey rahim içinde başlıyor. Hatta ana rahmine düştüğü zaman başlıyor. Bunun Peki. en mesela işte metafizik olabilecek olan Evet. şeylerinden bir tanesi şu. İşte bebek ilk önce annesini babasını seçer ama ondan sonra o anne babadan vazgeçerse düşük olur. Yani tabii ki bu kanıtlanabilecek bir şey değil. Ama bu tür görüşleri olan insanlar da var bu dünya üzerinde. Ve bunlar azımsanamayacak kadar çoğunlukta. Tabii ki biz bunları bilgi olarak, kanıt olarak herhangi bir şekilde vermemiz mümkün değil. Ama böyle bir şey olabileceğinden de şüphelenmek lazım en azından. Bunun hiç kimseye bir zararı yok. Yani ana rahminde de ruhsal gelişimin fiziksel gelişim kadar önemli olduğundan en azından şüphelenmek ve buna yönelik bir şeyler yapmak lazım. Anne açısından söylüyorum. Burada tabii ki anneye düşen görev tabii ki ama Evet. tabii ki bir de etraftaki parazitler var. O parazitler kimler? Sosyal medya. Doğru. Medya. Ondan sonra bir de sürekli olarak karışmaya çalışan. Yani basit bir tabirle söyleyecek olursak eğer, herkes hamileler üzerinde egosunu tatmin etmeye çalışıyor. Daha önce O doğurmuş olan. bunun altını çizmek istiyorum ben. Yani böyle herkesin bir anlamda karnı, eli anne adayının karnında. Anında. Evet. Ve bu da anne adayının kafasını karıştırıyor. Anne adayının sakin bırakılması lazım. Yani içgüdüleri ona zaten ne yiyeceğini, içeceğini çok rahat bir şekilde söylerken ne oluyor? O eller
Yani fiziksel olmak zorunda değil o eller. Ruhsal eller Ruhsal. işi karıştırıyor. Ve anne adayı mutsuz olabiliyor bazen. Değil mi? Hep böyle deriz ya, dırdır Evet. yapıyorlar falan filan diye. Yani bunlar günümüzün en büyük sorunları belki de. Yani annelerin, anne adaylarının en büyük sorunlarından bir tanesi bu. O dışarıdan karışan, dışarıdan gelen parazitler. O parazitleri mümkün olduğu kadar azaltmak lazım ve anne adayını rahat bırakmak lazım. Çünkü anneliğin ne kadar kutsal olduğunu biz anlatsak bile boş yani. Bir günde sadece anlatılabilir mi? Bu anneler günü diyoruz, gelip geçiyor. Evet, mümkün değil. Peki o parazitler diyelim bırakamıyorlar. Yani Türkiye'de toplum belli, parazitler belli. Anne ne yapsın ki kendini o parazitlerden korusun? Size göre. Bana göre bir kere öncelikle şimdi bilgi sahibi olmakta fayda var. Ama bu bilgiyi elde ederken biraz böyle seçici olmak lazım. Yani böyle hamilelikte yenilmemesi gereken 10 şey, hamilelikte yapılmaması gereken 10 hareket, bunların çoğu yanlış şeyler. Yani böyle 10 tane maddeyle kaynağı Genellemek. çok önemli. Kaynağının doktor olması lazım Evet. veya ebe olması lazım. Veya en basitinden, bu da olabilir tabii ki, bilinçli olarak bilgisini paylaşmak isteyen bir anne olması lazım. Onun dışında oradan copy paste yapılarak şeye yapıştırılmış şeyler, işte bazı böyle öneriler, hamilelikte şunu yapmayın, bunu yapmayın, şöyle yapın, böyle yapın falan filan. Bunlar jenerasyonlara zarar veriyor. Çünkü anne karnındaki kişi ileride meslek sahibi olacak, bize yardımcı olacak, belki bizi tedavi edecek, belki kanunlarımızı koruyacak, belki bizi yönetecek. Yani toplumun her kesiminde yer alacak olan bireyleri anne adayları karnında taşıyor şu anda. Ve Wow, çok derin bir insanlığın şeyden kurtuluşu, bahsettiniz. efendim, Çok derin bir şeyden bahsettiniz. Yani o kadar insanlığın basit değil. kurtuluşu. Yani belki bizi kurtaracak nesiller henüz doğmadı ya da annesinin karnında. O kadar Tabii kutsal canım, bir işte şey. Terminator filminde vardı ya, Sarah Evet. Connor karnında bir geleceğin liderini taşıyordu. Gelecekten gelip onu yok etmeye Onu. çalıştılar. Ya bu aslında, bu tür filmleri ben çok seviyorum. Çok Ben de güçlü çok senaryolar seviyorum. bunlar. Neden? Çünkü anne Gerçekten. karnında önemli bir kişi, hiç kimse şu anda karnında kimi taşıdığını bilemez. Wow. İleride ne olacağını, kimi taşıdığını bilemez. O yüzden anne adayları ve de etrafındaki baba adayları ve de anneler, kayınvalideler, çevre, herkes sorumlu. Bu dünyanın bir bütün olduğunu, herkesin birbirine bağlı olduğunu söyledik. Değil mi? Yani Türkiye'de dünyaya gelecek olan bir kişi belki ileride bütün dünyayı etkileyebilecek bir pozisyona gelecek. Görmedik mi? Gördük Yani tabii. olmuyor mu böyle şey? Her zaman Tabii. olabiliyor. Her zaman. Yani o yüzden anne adayının karnındaki bebek en kutsal şeylerden bir tanesi. Özenle büyütülmesi lazım. Öyle folik asit almakla şeyle, şunla bununla yetmez. Beslenmek yetmez. Ruhsal beslenme de önemli. O yüzden anne adaylarına bu anneler günü için bu şeyi yaptığımız iyi oldu. Bence İnsanlar şu şurası çok anda çok kıymetli oldu. Ruhsal beslenme. Ben birazcık burada kalmak istiyorum. Yani tabii. bilimsel beslenme ya da bağırsakta bir şeyler yeme, yok hamileliğimde şunu yapma. Bunların hepsini duyuyoruz ama ben en azından belki uzak kalmış da olabilirim ama ruhsal beslenmenin böyle altının çizildiği hemen hemen böyle birkaç programdan biri gibi hissediyorum. Çünkü ruhsal beslenmeyi bilincimizi öyle bir büyüttünüz ki ya sen karnında sadece bir bebek taşımıyorsun. Sen karnında sadece sana ait bir can taşımıyorsun. Senin karnında bütün dünyaya mal olmuş Bütün evrensel dünyayı. belki Evet. bizim Evet. yani bizim jenerasyonumuzu değiştirecek birini taşıyor olmanın sorumluluğunun farkında Aynen mısın? öyle. Aynen öyle. Bunun farkında olmak lazım. O kişi ileride Amerika Başkanı olmak, Türkiye Cumhurbaşkanı olmak zorunda değil. Basit bir görevle bile bir kişinin belki hayatını kurtaracak veya herhangi bir kişiye bir öneride bulunacak ve o kişinin de farklı bir yola, daha doğru bir yola sapmasını sağlayacak falan filan. Yani bunların hepsi bir örüntü ve her şey birbirinin içine geçmiş durumda. Şimdi tabii insanlar şaşırdılar bu şeyi görünce, beni karşılarına böyle felsefe yapmaya çalışan bir insan Ya gördüler. bence Ama ben felsefe böyleyim. değil, bunlar bir bütün. Bunlar Evet. bir bütün. Yani Yani insan olma sadece makine gözüyle ya da
Onu koy, onu bunu ye, bunu çıkar. Tamam, bu gözüyle bakmıyoruz. Bence sizin farkınız da burada. Belki sizin farkınızı ilk kez burada böyle tanık oluyor olabilirler. Çünkü ruhsal ve bedensel boyuttan bakmadığımız sürece, sadece bedensel boyutuyla baktığımız sürece o insan tamamlanmıyor. Hatta geç aldığım dört boyutu da ruhsal, bedensel, Sosyal. inanç boyutu, bir de sosyal boyuttan bakmak gerekiyor. O yüzden insanoğlu sadece bedensel bir boyut ya da bedensel bir varlık, işte 10 parmağı var, sağlıklı doğdu değil ki. O sağlığın içerisinde akıl sağlığı, ruh sağlığı, bunlar çok kıymetli ki aslında bizim kültürümüzde de var ya, Allah akıl sağlığı aklına zarar vermesin, akıl sağlığına bir şey Akıl fikir olmasın, versin. akıl fikir versin. Aslında bunlar bizim dilimizde var ama uygulamada neredeyiz? Bence bu yayının da en kıymetli kısmı bu olsun. Ruhsal beslenme, yani bir çocuğun felsefeden öte bir şey. Yani bir canın dünyaya geldiğinde evrensel bilincin farkında olan ve ruhsal beslenme ile tüm dünyaya hizmet edecek bir can olduğunun farkında olmak ve ona göre Evet. anneliğimize şekil vermek belki. Evet, kesinlikle. Yani benzetme yapacak olursak ben hep böyle filmlerden benzetmeler Metaforlarınız evet, yaparım. sizin meşhurdur, metaforlarınızı hatırlıyorum. Evet. Matrix filmini biliyorsunuz. Evet. Matrix filminde insanların çok büyük çoğunluğu Matrix'te yaşıyorlar. Bir hayal dünyasında yaşıyorlar ve gerçeğin farkına varıp uyanmış olan ufacık bir kesim var sadece. Onlar o Matrix'e girip oradaki insanları uyandırmaya çalışıyorlar. İşte bizim de o uyandırmaya ana rahmindeyken başlamamız lazım. Belki bizim uyanmamız o kadar kolay olmayabilir. Ama ana rahminde uyanık olma potansiyeli yüksek olan bir birey eğer taşırsak ve büyütürsek işte bu uzun vadeli olarak düşünmek lazım. Yani bundan 10 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını, 500 yıl sonrasını bütün şeyler bunu söyler. Dünyanın geleceği karanlık diye. Çünkü neden? İnsanlık hep kötüye doğru gidiyor. Hep kötülükler artmaya başlıyor. Savaşlar giderek artıyor. Yani bundan 2000 yıl öncesinin savaşlarının şeyiyle şu anki savaşların zararı çok daha fazla. Çünkü daha güçlü şeyler elde edebiliyoruz. O yüzden de mümkün olduğu kadar ana rahminde bu bilince sahip olarak anne adayının bebeğini taşıması lazım. Ama dediğim gibi yani bunu anne adayın tek başına yapması mümkün değil. Mümkün Buna değil. medyanın ilk önce ön ayak olması lazım. Sosyal medyanın ön ayak olması lazım. Medya çok güçlü bir şey. Çok. Yani medyada mesela şimdi bugün bir haber kanalında şöyle diyor. Koronadan ölüm sayıları giderek artıyor. Yani bu nedir? Böyle bir haber olur mu? Halbuki şunu biliyoruz ki giderek azalıyor. Ama işte medya maalesef bir parasal bir imparatorluk haline geldiği için günümüzde o ufacık medyalar hani böyle seyrettiğimiz daha nötr bilgi veren medyalar azalıyor. Ve Doğru o yüzden bilgiyi de bulmak çok önemli. Doğru kaynaktan. çoğu zaman da doğru değil yani. Kaynağa dikkat etsinler dediniz. En azından bizi dinleyen annelere veya anne adaylarına, anne adayları doğru bilgiye nasıl ulaşabilirler? Evet, sizin videolarınız, sizin kitaplarınızı okumaları bence yeterli. Ama bazen de böyle bloggerlardan ya da deneyimsel olarak annelerden bilgilenmek istiyorlar. Özellikle yeni model annelik dediğimiz, geleneksel annelikten daha farklı olan anneler birazcık deneyim duymak istiyorlar. Ya yani şunu yapın, şunu yapın demek Tabii o yerine, önemli. ya ben şu deneyimi alayım. Çünkü eşekten düşmüşü istiyor anne. Ya yani eşekten düşmüş kimse, ben de onun gibi eşekten Değerli düşeceğim. zaten. Tabii ki. Ben de bununla birlikte bu yolculukta ilerleyeyim istiyor. Şimdi deneyim kısmı çok önemli ama deneyimleri dinlerken anneler sosyal medyadan olabilir, dijital medyadan kanallarından olabilir ya da haberlerden olabilir. Bu deneyimleri nasıl süssünler bilgi anlamında? Şimdi kadınla erkek arasındaki en önemli farklılıklardan bir tanesi beyin çalışma biçimi. Evet. Kadının beyni daha çok böyle sağ beyin yani içgüdüler, sezgilerle çalıştığı için
Önce sezgilerine bakması lazım. Sezgilerini engelleyecek olan o sosyal medya şeyleri, bunları ilk önce süzmeye başlaması lazım. Yani ya içgüdüsü olarak acaba bu doğru mu? Çoğu zaman yanıt içeriden gelecektir zaten. Bir haber okuyor, ya içgüdüsü olarak bu doğru olabilir mi? İlk önce bu süzgeçten geçirdikten sonra iş sol beyine geçiyor. Sol beyin mantık, erkeklerin işte avcı toplumlarda işte mağarada kullandıkları şey. İkisini birlikte entegre edebilecek seviyeye geldiği zaman o bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu zaten sezgileriyle ve mantığıyla algılayabilir. O yüzden ilk önce içine dönmesi lazım. Güzel. Bir bilgi eğer insanın canını acıtıyorsa çok büyük ihtimalle yanlıştır, onu söyleyeyim. Çünkü neden? İşte mesela şunu yaparsanız düşük yaparsınız. Bu insanın canını yakan bir bilgi, değil mi? Ama Evet. çoğunlukla yanlıştır bu. Neden? Çünkü insan nesli çok basit şeyleri çok rahat bir şekilde kompanse edebilecek şekilde donanımlanmıştır. Yani insan eliyle yapılan hataları içeride daha kolay bir şekilde düzeltebilecek bir donanıma sahiptir. Öyle hemen ilaç alındı, ilaç alındı eşittir işte bebekte bir sakatlık olacak diye bir şey yok. Mesela ben size örnek vereyim. Röntgen filmi çektirenlere eskiden kürtaj öneriliyordu. Düşünsene, bir Of. tane röntgen filmi. Yani bundan 30 yıl önce en azından gündeme geliyordu. Böyle bir Evet. şey gerçek olabilir mi? O Yok. röntgen filmi içeriye geçecek. Ondan sonra plasenta bariyerini aşacak. Plasenta bariyerini aştıktan sonra bebeğe kadar gidene kadar zayıflıyor. Röntgen çektirin demiyorum ben. Ama içerideki o düzeltme mekanizmaları çok fazla sayıda. İnsanın o hamilelik donanımı o kadar mükemmel bir şekilde çalışıyor ki. Bunun biz sanki böyle bir yerden yönetiliyormuş gibi. Bir embriyo düşünseniz ya, bir hücre topluluğu Hücre. bir süre sonra bazıları kalbi oluşturmak için gidiyor, bazıları karaciğeri oluşturmak için gidiyor, bazıları plasentayı oluşturmak için gidiyor, bazıları da göbek kordonu oluşturmak için gidiyor. Hücreler diyor mu? Ya ben daha önemli bir görev yapmak istiyorum, ben beyin olmak istiyorum diyorlar mı? Hücreler aynı kökenden gelmesine rağmen 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128'e bölündükten sonra birden aralarında görev paylaşımı yapmaya başlıyorlar. Ve kim nereye gideceğini o embriyo boşluğunda kim nereye gideceğini mükemmel bir şekilde biliyor. Siz bu mekanizmaya basit bir ilaç kullanımıyla öyle kolay kolay etki edebilir misiniz? Ha tabii ki şimdi basit ilaç kullanıyorum ama bu dünya tarihinde neler geldi geçti. Hamilelere talidomid denen bir ilaç verildi. Ondan sonra talidomid'den mesela sakat olan bir jenerasyon doğdu. Şu anda Avrupa'da hala da bunun izleri devam ediyor. Bir ilaç verildi. Bu ilaçla rahimleri T şeklinde olan kızlar doğdu. Bunların da etkileri hala da devam ediyor. Bilim güçlü bir şey ama hemen de böyle atlamamak lazım yeni şey yapılan bir şeye. Yani bilimi de bilim tırnak içinde bilim önce bir sağ beyin süzgecinden sonra da sol beyin süzgecinden geçirmek lazım. Çok kıymetli bir Tam mı bilgi. konuştum ben? Yani siz konuşmuşsunuz. Harika konuşuyorsunuz. Ben sadece altını çiziyorum. Anneler önce sezgilerine güvensin. Yani her şey içeride var. Yani ben bu konuyla ilgili gerçek anlamda ne istiyorum? Ya bu bilgi gerçekten benim işime yarayacak mı? Bunu bir süzüyoruz. Süzdükten sonra elimizde kalan bilgilerle birlikte hangisi hangi kaynaklardan hangi gerçek paradigmalarla yazılmış? Yani öncelikle sezgilerimiz kadın, dişil enerji, daha sonra eril enerji ve mantıkla o bilgiye ulaşmak. Şimdi bu bilgileri almak, bu bilgilere ulaşmak, bunları aldıktan sonra bir de kendi içinde anne harmanlıyor. Şimdi harmanladıktan sonra tam yapmaya karar verirken o biraz önce bahsettiğimiz parazitler var ya, Parazit. aman aman kızım, aman işte ya öyle yapma, aman şöyle yapma. Şimdi annenin orada güçlü bir şekilde kalması ve karar vermesi. Bunu kendi örneğimden anlatırsam, Deniz'in sünnetini yaptıracağım 15 günlükken. Ben evde duruyorum. Sadece ben duruyorum. Benim dışımdaki herkes hayır diyor. Eşim, annem, kayınvalidem, herkes hayır diyor. Ama ben orada o kadar zor duruyorum ki. Ama durmayı seçtim. Durmayı seçtikten sonra bir hafta sonra herkes iyi ki yaptırdın.
İyi ki oldu dedi. Ama o bir haftayı gelin bir de bana sorun. O lohusalık dönemi, o süreç. Orada durmayı seçmek de cesaretin dışında bambaşka şeyler gerektiriyor. Ya böyle durabilmek, inanmak. Şimdi inanıyorsun, bir de inandığın şey ya olmazsa, ya onlar haklı çıkarsa diyorsunuz. Ya tam buralarda böyle ikilemler yaşayan bir sürü anne var. Buralarda sizin yine deneyiminizden annelere ne önerirsiniz? Bu ikilemler arasında kaldığında kadın ne yapsın? Süper bir soru bu. Öncelikle mesela bak yeni doğan sünnetini ele alacak olursak. Şimdi yeni doğan sünnetini yaptırmış olan annelerin mesela yazdıklarına bakılabilir. İşte bloklar falan filan var ya. Bunlar önemli. Çünkü biz yeni doğan sünnetiyle ilgili teorik bilgi veririz. Ondan sonra yeni doğan sünnetini yapacak olan doktor da işte o teorik bilgiyi tamamlar ve uygulamayı yapar. Ama ondan sonra mesela bu işte bloklarda yeni doğan sünnetiyle ilgili bilgiler edinilebilir. Ama böyle kalkıp da böyle işte postlar var işte böyle. Yani basit bir şekilde yazılmış tek bir resimlik postlar. Onlara mı güvenmek lazım yoksa böyle sayfa sayfa yazan şeyler var, Yok. anneler var. Evet. Tecrübeli. Burada da işte sezgiler ortaya çıkıyor. Yani siz yazıyı okuduğunuz zaman ondan sonra güveniyorsunuz kadına. Bir de yalnız şu var. Benim gebelik.org internet sitesinden günümüzde artık videoya dönmemin en önemli nedeni şu. İletişim açısından sözlerin tek başına yeterli olmadığını artık anladım. Beden dili ve ses tonu da bir karşıdaki insanı ikna edebilmek açısından son derece önemli. Kuru bir yazı okuduğunuz zaman buradan bir şey almakla bir karşınızda birisini gördüğünüz zaman o kişiden bilgi almak çok farklı. O yüzden de artık günümüzde dikkat etseniz hep böyle internet sitelerinden şeye dönüş var. Instagram'daki videolara, YouTube'a dönüş var. İnsanlar bunu keşfettiler. Beden dili ve ses tonu size anlatan kişinin çok önemli. Çünkü kendisi inanıyorsa bir insan verdiği bilgiye beden diline ve ses tonuna da yansıyor. Kendisi inanmıyorsa eğer beden dilinden siz onu anlıyorsunuz. Ya bu öyle fasofiso anlatıyor falan filan diye. Halbuki yazıda ne beden dili var ne ses tonu var. Sadece belki de bir yerden copy paste yapılmış. Üzerine Evet. birkaç tane Google anlamasın diye çalındığını şey yapılmış bilgiler var. O yüzden önerim video izlemek son derece güçlü bir yol. Güzel. Blogların vlog deniyor onlara galiba değil mi? Video şeyi. Video. Vlog mesela YouTube'da doğum deneyimi anlatan anneler var, yeni doğan sünnetini anlatan anneler var, detaylı ultrasona girmeden önce hissettiklerini anlatan anne adayları var. Mesela bunları beden diliyle ve ses tonuyla dinlediğiniz zaman ben bile dinleyip birçok şey öğreniyorum. Yani anne adayları kısmında nasıl bir etki yaratıyor epidural doğum mesela. Bunu ben 10 bin tane doğum yaptırsam bile anlayamam. Ama oradaki kişiyi dinlediğim zaman buradan birçok şey öğreniyorum. He diyorum bak benim söylediğim şey demek ki böyle anlaşılıyor. Ancak ve ancak olarak değil, ben karşımdaki kişiyi dinlediğim zaman göz teması yani gözlerine baktığım zaman beden diline baktığım zaman o kişinin ne hissettiğini anlayabiliyorum. O yüzden önerim videolara yönelmeleri olabilir. Mesela bir öneri bu olabilir. Psikolojide hep şunu söylerler. Beyin yalan söyleyebilir, ağız yalan söyleyebilir, dilimiz yalan söyleyebilir ama beden asla yalan söylemez. Beden yalan söylemediği için belki söyleyeceklerim ay çok mutluyum olabilir ama gözümde yüzümde bir yerde Anlarsınız. o Anlaşılacak bir başka şey değil değil çelişki mi? oluyor. İşte o çelişkide bu tutarlı değil diyorsunuz. Aslında ben bugünkü yayından en çok aldığım şey ve bana çok iyi gelen bir şey içgüdülerinize güvenin. Tabii canım. Sezgilerinize güvenin. Yani anne sezgisi deriz ya hep böyle anne sezgisi, anne bilir. Ya annenin içine doğmuş. Annenin içine doğmuşsa olur yavrum, anneni dinle. Şimdi bizim kültürde de hep bunlar var. Demek ki o sezgi, annenin özellikle içine doğan sezgi çok güçlü bir sezgi. Kesinlikle. Buna bakmak ve bununla birlikte bunlarla ilgili bunları görebileceği yerlere, yani bilgi kaynaklarına ulaşma kısmı çok kıymetli. Evet, kesinlikle. Ben Yani sezgilere çok kıymet vermek lazım. şimdi Yani bunu bir evet. bilim insanı olarak söylemeniz beni çok mutlu etti. Çünkü bilim insanları genellikle bilime önem verin. Ya sezgi önemlidir ama yani bilime önem verin.
En Şimdi önemli şey bu. burada bizi dinleyenlere de iki ayrımı özellikle söylemek istiyorum ben. Sezgi kalpten gelir, yargılar beyinden gelir. Arada böyle incecik bir ayrım vardır. Eğer kalbinizden bir şey geliyorsa, oh içime sindi mesela, kalbinizden bir şey geliyorsa o bir sezgidir. Ama zihnimizden o öyle yapmış, geçmiş deneyimim buysa bu bir yargıdır. O yüzden birazcık sezgileri dinlemeyi de öğretmek gerekiyor annelere. Evet. Ya ben şu anda ne seziyorum? Benim içime ne doğdu? Ya benim içime doğan neydi? Bu konuyla ilgili ne hissediyorum? Yani ne düşünüyorum değil de ne hissediyorum sorusunu birazcık daha sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Yayın böyle su gibi akıp gidiyor. Ben bir taraftan da böyle saate bakıyorum. Bu duygularla ilgili kısmı da çok merak ediyorum. Dün gece düşündüm. En çok ben neyi merak ediyorum diye biraz bencilce. Şunu çok merak ediyorum. Ya biz kadınların böyle duyguları çok inişli çıkışlı ya. Bu ilk annelik haberini aldığımızda böyle size göre en komik böyle ya da aklınızda kalan en komik, en çok duygularını gösteren annelerden varsa birkaç hikaye de dinlemek istiyorum ben. Aklıma Annelik hemen şey geliyor. haberini aldı. Aldı. Buradan tabii bundan 4 yıl önce falan Azerbaycan'dan bir kadın kızını getirdi. Polikistik over var diye. 3 yıllık evli. Çok kilo aldı bu dedi son zamanlarda. Ama zaten şimdi ben girdiği zaman anladım. Yani ne olduğunu anladım. Polikistik over, ondan sonra işte sürekli olarak karnı şişiyor, kilo alıyor, sürekli yemek yiyor, bilmem ne falan filan. Ultrasonu koyduğum zaman tabii ne göreceğimi ben zaten biliyorum. Yani karşımda bir hamile var. Hamile kalamıyor diye getirdiği polikistik overli kişi 7 aylık hamile çıktı. 7 aylık. 7 aylık. Ondan sonra zaten 2 ay sonra da aldı bebeği gitti. Neyse bu çok enteresan bir şeydi o zaten. İnanılmaz olmuş. Yani 9 ay zaten Kesinlikle. hamilelik. 7 ayını hiç bilmiyor. Abi hiç bilmiyor canım. Yani gelme şikayeti adet göremiyor. Polikistik over belirtisi. Kilo alıyor. Polikistik over belirtisi. Bu ikisi de polikistik over belirtisi. Ve öyle bir inandırılmış ki polikistik over hamile kalamaz diye inandırıldığı Kalamaz. için aklına Kalamaz. öyle bir şey gelmiyor bile. Hamile olabileceği gelmiyor. Ki kadın 3 tane yani kızını getiren kadın 3 tane çocuk doğurmuş. Bu da işte ortancaydı galiba. Onun bile artık duyguları ve sevgileri köreltilmiş dışarıdan gelen bilgilerle. Polikistik over ancak yardımla hamile kalır diye. Kadın geldi. O 7 aylık bebek gayet de sağlıklı. Sonra Azerbaycan'a geri dönmedi. Burada 2 ay bir yerde kaldı. Aldı gitti bebeği. Gelme amacı hamile kalabilmekti. Ama zaten İki ay hamile değildi artık. sonra zaten Tabii canım. çocuğu. Ya inanılmazmış O, o. tabii. Yani o kadının bedeni eğer hamile kalmaya karar verirse bunu engellemek mümkün değil. Yani Ya mümkün çok değil üzücü. derken hayır şöyle mi yani şeyden Kadının bahsetmiyorum canım. bedeni karar verir. Kadının bedeni nasıl karar veriyor ya? Merak ettim. Kadının bedeni ruhsal olarak karar Ruhsal olarak. vermişse hamileliğe hiçbir şekilde onu engellemesi mümkün değil. Günümüzde şöyle bir bilgi var. Nedir mesela? Hamile kalmak artık giderek zorlaştı diye. Evet, ben de bunu Kısmen soracaktım. doğru. Yani Ama bunun nedeni nedir? Bunun nedeni insanlar geç yaşlarda artık hamile kalmaya çalışıyorlar. Geç yaşlarda hamile kalınca da tabii doğurganlık hızı doğal olarak azalıyor. İnsan bedeni, kadın bedeni, kalbinin, böbreklerinin, bütün organlarının en iyi çalıştığı zamanda hamile kalmasını ister. Nedir onlar? 20 ile 35 yaş arası. Ama tabii günümüzde biz tıbbı zorluyoruz artık. Ne yapıyoruz? evet. 40'lı yaşlara kadar, 40'lı yaşlara da geçti artık, hamilelikler oluşabiliyor. Ama tüp bebek denen sektör yüzünden, tabii bunu aşağılamak amacıyla söylemiyorum ama şimdi kalkıp da mesela 22 yaşında, 23 yaşında tüp bebek yapılıyor bir kadına. Oh. Biraz daha bekle, sabret. Ama işte o Yani dış benim parazitler için diyor ki etkili. 2 yıllık evlisin, niye hamile kalmadın daha? Git bak görün, kısır olabilirsin. Erkekler rutin olarak evlenmeden önce sperm saydırıyorlar. Acaba spermde bir problem var mı diye. Ya Oh. %1, %2, %1 falan. Yani günümüzde artık iyice işin şeyi çıktı. Yani ön yargı şu. Hamile kalmak zor bir olaydır. Ön yargısıyla insanlar zaten hamileliğe başlıyorlar. O korku da tabii ki
bir an önce işi tıbbi bir boyuta getiriyor. İşte yumurtlama takipleri, aşılamalar, tüp bebekler falan filan artıyor. Ama şöyle bir gerçek de var. İlkini tüp bebekle hamile kalan kadınlar, sen hiç hamile kalman mümkün değil, o yüzden tüp bebek yapalım deyince tüp bebekle hamile kalıyor. İkinci kendi kendine oluyor. Oluyor. Sıklıkla. Neden? Çünkü o kaygıdan kurtulmuş oluyor. Ben artık çocuk sahibi olamam kaygısından kurtulmuş oluyor. Ya günümüzde vallahi bak, kadın olmak, anne adayı Çok zor. olmak, anne olmak çok zor ya. Gerçekten çok zor. Yani o kadar zor ki tıp bir şeyi iyileştirirken bir şeyi de kötüleştiriyor. Yani biz ilerliyoruz falan diyoruz ama hiç ilerlediğimiz falan yok insanlık olarak. Aynı yerde seyrediyoruz. Bazı şeylerden kurtuluyoruz ama yenileri geliyor. Mesela ben size bunun bir örneğini vereyim. Artık gebelik testleri adet gecikmesi olmadan önce de pozitif sonuç veriyor. Bu bir gelişme. Fakat beraberinde hangi gerilemeye getiriyor? Etrafta ben düşük yaptım diye dolaşan binlerce anne adayı var. Neden? Çünkü erken gebelik döneminde pozitif çıkan testlerin %30'u 40'ı sonradan vücut mükemmel yapmadığı için onu iptal ediyor. Anne adayına çaktırmadan iptal ediyor. Adet gecikmesi olmadan. Halbuki biz artık tıp olarak çok daha erken tanıyabildiğimiz için o kimyasal gebelik denen şeyi çok önceden görebiliyoruz. O zaman al sana işte ben kimyasal gebelik geçirdim diye ağlıyor, mağlıyor falan filan. İşte tıbbın gelişmesiyle birlikte bize getirdiği şeylerden bir tanesi. İnsanlık tıp geliştikçe ilerliyor. Ama özellikle ilerleme tanı alanında, tedavi alanında biz sürekli olarak geriliyoruz. Çünkü neden? Overtreatment dediğimiz gereksiz tedavi çok fazla. Gereksiz tedavi tıbbın her alanında var. Bel fıtığı. Çoğu gereksiz tedavi. Evet. Tiroid problemleri. Tiroidini hemen alıveriyorlar. Sezaryenler. Tüp bebekler. Yani hemen hemen her branşta overtreatment ama overtreatment doktorların çaresizliğinden kaynaklanan bir şey. Çünkü der ki tıp bize şey yaparken deontoloji der ki çağın gerektirdiği en ileri inceleme neyse, en ileri tedavi neyse onu yapmakla yükümlüsün. İnisiyatif kullanamazsın der. Biz böyle tıp fakültesinden mezun oluyoruz. O yüzden de eğer benim elimde erken tedavi imkanı varsa, tüp bebek imkanı varsa ben bunu kullanmakla karşı karşıya kalıyorum. Eskiden bel fıtığı olduğu zaman MR mı çekiliyordu? MR çekilmiyordu. Git işte istirahat et, sert yatakta yat, geçer deniyordu. Ama şimdi ne oluyor? MR çekiliyor. Orada kocaman bir bel fıtığı görülüyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Bende kocaman iki tane bel fıtığı var. 30 yıldan beri. Ama hiç ameliyat olmadı. Mesela. Birçok örneği var. Burada doktorların yapabileceği bir şey yok. Burada tıbbın sağladığı imkanlardan mümkün olduğu kadar faydalandırmak zorunda olduğumuz için insanları overtreatment yani çok aşırı tedavi denen şey var. Bundan kendimizi nasıl koruyabiliriz? Bundan kendimizi koruyabilmemiz için bizim biraz daha böyle bu işe el atmamız lazım. İnsanları ikna etmemiz lazım. Falan filan işte. Şimdi Anneler Günü'ne özel olarak herkes de görsün. Bir yazıyla derin yanımda anne canlı yayın olsa da seni öpebilirim. Yaz. Evet ya. Hem bir anda öpebilirsin derin. Gel öp ve git. Tabii gelelim. Öpebilir Derin. Ne haber Derin? Derin. Derin doktorunu tanıdın mı Derin? Ben seni annenin karnından tavşan gibi çıkardım böyle. Böyle tavşan Ve gibi çıkardım. sonra Derin bana dedi ki ya kızım sen bu eşini ne çok sevmişsin. İkincisi de Hakan'a benzedi dedi. Benziyor değil mi? Evet aynı benziyor. Ya aslında Ya ama eninde anneler sonunda gene anneye benziyorlar. Anneye benziyorlar benziyorlar mı? eninde sonunda. Tabii. İşte Çünkü ben neden? en çok bu tarafını çok Yasus. seviyorum. Ne olursa olsun, şimdi sizi tanımayanlar için söylüyorum. Ne olursa olsun babaya benziyor diyorum ama eninde sonunda anneye benziyor. Yani benim orada bir kaygım, endişem, tasam varsa onu hemen anında alırsınız. İşte bence bu yetenek ya. Yani Demek ki hemen derin de benim görmüş olduk. İyi oldu. tasam şimdi benzemiyor ama sonra benzeyecek diye böyle yüreğimi Benzeyecek benim. susaltıcı. Kesinlikle benzeyecek canım. Yani benim kız kardeşim aynı anneme benziyor yani. Bir Küçükken anda bir babama benziyor. şekilde benziyor. Tabii canım. Çok keyifli bir Mutlaka. sohbetti. Bunun arkası geleceğini düşünüyorum. Yorumları kapattım. Yok Herkes bana kızacak biliyorum. Ama en azından yok. bugün Bu çok farklı bir kıymetli. şey.
Evet, bugün çok kıymetli bir şey. Çünkü annelik dediğimiz şeyin sadece tıptan, tedaviden, bilimden daha farklı bir şey. Birazcık da ruhsal boyutuyla anneliğe baktık. Aslında anneliği bilim, ruh diye ayırmadık. Anneliğe bir bütün olarak baktık ve birazcık da deneyimsel konuştuk. En son olarak böyle annelerle ilgili benim en çok merak ettiğim kısım şu, özellikle son zamanlarda. Ya ben anne olayım mı, olmayayım mı? İkinci çocuğu doğurayım mı, doğurmayayım mı? Özellikle bu çalışan anneler kısmında çok fazla. Yani çalışan anne böyle kırkına bir geliyor, eyvah anne olacaktım, o geride kaldı. Ya da birinci çocuk oldu, ikinci çocuk ya olmasın şimdi, iş hayatından geride kalırım. Burada ne gözlemlediniz? Neler oldu? Ya siz ne önerirsiniz annelere? Belki sonradan pişman olanlar olabiliyordur. Ya ne Yok. oluyor orada? Benim Biraz ihtiyacım. mesleğimin ilk yıllarındayken sanki bir görev olarak bunu addederdim ve de sen hamile kalmak zorundasın, çocuk sahibi olmak zorundasın, bu senin dünyadaki görevin diye. Kısmen doğru ama kısmen yanlış. Çünkü bu dünyada insanların psikolojileri ve doğuştan getirdikleri bu Jung'un arketip dediğimiz Evet. Fark ettim. yaratılışları farklı. Bazı yaratılışlar çocuk istemiyor. Onu böyle zorlayıp da işte çocuk sahibi olmaya kanalize etmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü o gene de o doğuştan getirdiği o yaratılışa özgü olarak bir hayat yaşıyor. O yüzden de insanları zorlamanın bir anlamı yok. Çocuk sahibi olunacak diye bir kural yok. Bazı insanlar, ama bu çok azınlıkta olan bir şey, bazı kadınlar çocuk sahibi olmak istemeyebilir. Bu tamamen doğaldır. Ama geciktirmek kariyer nedeniyle, geciktirmek işte nasıl olsa tüp bebekle hamile kalırım diye, geciktirmek yumurta dondurarak, yumurta dondurdum ben nasıl olsa 50 yaşında hamile kalacağım falan filan, bunlar yanlış. Eğer kafanızda çocuk sahibi olmakla ilgili en ufak bir şey varsa, düşünce varsa, bu sizin çocuk sahibi olmak istediğinizin göstergesidir. Uygun yaşlarda hamile kalacaksınız ve çocuk sahibi olacaksınız. Tıp olarak biz size yardımcı oluruz eğer hamile kalamazsanız, ama en güzeli kendi kendine hamile kalmak. Ama ileri yaşlara kadar eğer bekletirse, işte yumurta dondurma var, şeyi bile var artık. Başkasının yumurtasıyla hamile kalma bile var. Düşünsenize. Evet, Tıp var. birçok Yumurta imkanını dondurma sunuyor. çok meşhur mesela şu anda. Evet. Meşhur da işte bakalım ileride ne olacak. Yani Yani meşhur çok çok olabilir. moda Evet. şu anda. Ya ben yumurtamı dondurdum. İşte daha kariyerimde biraz ilerleyeyim. Ya burayı da Ya ayrıca kariyer konuşmak istedim tabii diyorsunuz de. Böyle da bambaşka yani. bir konu. Çünkü yumurtayı dondurdum, kariyerimde ilerleyeyim diyen kadınlar da daha sonra kariyerinde bambaşka enerjiyle, işte artık o şefkati, sevgiyi, içgüdüsel kısmı böyle unutmuş, erkekleşmiş, daha eril enerjisiyle kırkında oluyor. Ondan sonra o yumurta hayatta canlanmak istiyor mu? Onu da ayrıca bir konuşmak Bu ayrı bir istiyorum. şey ama kariyerle hamilelik ve annelik aynı anda yürüyebilir. Bunun en belirgin örneğini ben şu anda karşımda sizde görüyorum. Bir de eşimde görüyorum ya. İki tane çocuk doğurdu işte. Evet. Kadın doğum uzmanı olarak çalışıyor işte. Ne olacak ki? Yüzlercesini görüyorum ben. Yüzlercesini görüyorum. Yani çocuk sahibi Mümkün. olmaya kariyer engel değil çoğu zaman. Ama ikisini bir arada entegre etmek mümkün. Bu erkeklerin yapabileceği bir şey değil zaten. Biz hamile kalabilseydik böyle olmazdı yani. Erkeklerin öyle bir donanımı yok. Vallahi Donanımı yani yok. hiç, biz erkeklere öyle bir Doğru. donanım verilmemiş çünkü. Biz ancak avlanacağız işte, böyle eve yemek getireceğiz falan filan işte, o yani bizim donanımımız bu. Şeyde bile, görüşte bile biliyorsunuz kadınların periferik görüş, yani kadın Evet. buraya kadar olan şeyleri görebilir. Ama erkek nereyi görür? Evet. Böyle görür. Neden? İşte bu şey avcılık şey işte. Erkekler mesela kendi aralarında hiç konuşmadan bile anlaşabilirler. Ama Evet. kadınlar konuşmak zorunda. Erkekler, şöyle bir çalışma okudum ben. Erkekler günde 2000 kelime civarında sarf edebilirken kadınlar 25 bin kelime sarf etmek zorundaymış. Yoksa işte akşama kadar eğer tüketemezse o 25 bin şeyi, kocası gelince işte onunla konuşmak durumunda hissediyor kendini, ama Yazık, kocası çoktan tüketmiş 2000 kelimeyi. Kadınlar çünkü konuşmak
iletişim. Yani 4-5 tane kadın bir arada olduğu zamanki konuşma şeyini düşünün. Bir de biz erkekler mesela televizyon izlerken falan hiç konuşmuyoruz biz. Ortalama Evet. benim telefonla konuşma sürem arkadaşımla 20 saniye falan. Ben Batuhan'da da gözlemliyorum. Ama Tülin telefonu bir alıyor eline. Aman yarabbim ya. Dakikalarca konuşuyor. Ama bizim hikayeye girmemiz zaten bir 10 dakika oluyor. Oradan. Evet. Yani kadınla erkek farklı. Kadınla Farklı. erkek farklı. Erkekler Bugün Mars'tan, kadınlar Venüs'ten falan filan demişler ya. evet. Bugün Aslında o öyle. yanlış. Evet, bugün böyle sona yaklaştığımız için bir 5 dakika kaldı. Aslında dediniz ya erkekler böyle bakıyor. Siz bize bugün böyle baktırdınız. Santral vizyon, central Ya vizyon. önce şöyle evrensel baktırdınız. Yani ben derine bir kez daha, denize bir kez daha bu dünyadaki belki dünyayı kurtaracak ya da dünyaya iyilik saçacak bir çocuğun annesi olabilirim gözüyle bir kez daha bakmaya niyet ettim. En azından bakıyorum ama bir kez daha bakmaya niyet ettim. Belki başka bir şey görürüm. İçgüdülerime biraz daha kulak vermeye niyet ettim. İçgüdülerimin dışında sezgilerimle birlikte mantığım ve kaynağa bakmaya, uzun uzun deneyimleri okumaya ve oradan beden diline odaklanmaya, bunların hepsine niyet ederek devam ettim. Çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ederim. Bir şey daha Sizin... söyleyeyim ama. Tabii. Bir şey daha söyleyebilirim. Kısa sürecek. Tabii. Şimdi benim bir tane fizik mühendisi şeyim var. Tülin'in kuzeni. Biz arada sırada sohbetler yapıyoruz. Ben çok basit bir soru sordum ona. Dedim ki 1 milyon yıl önce birisi mesela bir taş gösterdim ona yerdeki. 1 milyon yıl önce birisi bu taşı alıp da başka bir yere koysaydı şu anda dünya farklı olur muydu dedim. Muazzam farklı olur. Çünkü o taş, büyük taş belki birisinin ayağına dolanacak, düşecek falan filan. Ondan sonraki şeyi o kadar uzun süre etkileyecek ki dünyayı değiştirmek için başkan olmak gerekmiyor. Doktor olmak gerekmiyor. Herhangi bir şekilde herkes dünyayı değiştiriyor. O yüzden de tabii ki karnımızda taşıdığımız şey ilerinin çok büyük bir insanı da olabilir. Ama şuna emin olabiliriz ki mutlaka ve mutlaka dünyayı değiştirecek olan. Dünyayı değiştirecek olan bir kişi. O yüzden çocuklarımıza, karnımızdaki çocuklara daha farklı bir gözle bakmanın çoktan zamanı geldi de geçiyor. Koronanın bizi uyarmasına gerek yoktu bunları biz bundan Yoktu. 30-40 yıl önce uyanıp Yoktu. şey yapsaydık, bilseydik. Yoktu. İyi ki uyardı. İyi ki böyle bir program yaptık. Yoksa biz bir 6 sene daha görüşemezdik. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür akşamlar. ederim. Çok güzel oldu. Çok Tekrar keyifliydi. görüşmek Çok üzere. keyifliydi. Tamam. Görüşmek Ben üzere. şimdi bunu yükleyeceğim şeye YouTube'a. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Görüşmek üzere.